Arkadaşlar merhabalar bu videomda genel dörtgenler ve yamuk konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 9'un çözümünü yapacağız. Testimiz AYT tarzında. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABCD yamuk denmiş ve alan isteniliyor. 8, 10, 18 verilmiş ve bunlar da birbirine eşit verilmiş ve şurada da bir diklik verilmiş. Ne yapacağız? Arkadaşlar biz bu alanı bulmak için şu üçgenin alanı bulursak olay bitti. Çünkü bu üçgenin alanı tüm alanın nesiydi? Yarısıydı. Peki hocam ben burada bu üçgenin alanı bulmak için tamam. Öncelikle neyi bulmam lazım? Tabii ki şu uzunluğu. BE uzunluğu. Uzunluk. O zaman uzunlukla biraz saçır neçir olalım. Ne yapalım arkadaşlar? Hocam şuradaki eşitliği de kullanarak 18 var 10 var. Bir orta taban çizelim isterseniz. Orta taban çizdiğimiz zaman şurayı iki eşit parçaya böldüm mü böldü. 5'e 5. Hocam 18 artı 8 24. O 26 bölü 2'den 13 geldi. 5 13 ne üçgeni? 5 12 13'ten 12 çıktı. E artık alan ABC bulabilirim. 10 çarpı 12 bölü 2'den 10 çarpı 12 bölü 2'den kaç tane var arkadaşlar? 2 tane. Çünkü bu tüm alanın yarısıydı. Bunu 2 ile çarptığım zaman tüm alanı bulurum. Cevap o zaman ne çıktı? 120 çıktı. Birinci soru denizli oldu. Geldik ikinci soruya. Evet şu bir yamuk. ABCD bir yamuk. Arkadaşlar ABCD bir yamuksa şu kenarlar birbirine paralel mi? Paralel. Sonra başka AKBC de bir yamuk. AKBC yani şunlar da birbirine paralel arkadaşlar. Evet bu bilgileri kullanacağım. Bir de 90'lar var böyle burada. 4 var 8 var. Dik üçgenlerde kenar var. Şu kenarı bulabilir miyim ben? Bulurum. Çünkü ben buraya bir alfa dersem yöndeşlikten dolayı burası alfa değil mi paralellikten? Evet. Hocam buraya beta dersem burası da beta. En sevdiğim benzerlik alfadan beta'ya geç 1'e 2. Hocam alfadan beta'ya geç 1'e 2. Dolayısıyla bu uzunluk kaç yaptı arkadaşlar? Kesinlikle ama kesinlikle 10 yapar. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 olduğundan dolayı. Evet. Sanki benzerlikle işim bitti. Bizden ne isteniyor? DA artı EC isteniyor. Hocam D'yi bulmak için o zaman ben dik üçgenden bulabilirim. 90 derece karşılık getireyim. Nasıl çizebiliriz buradaki dikliği? Hocam buraya doğru çizsem bir işime yarar mı? Yaramaz. Başka? Şuraya doğru dik çizebilirim. Aa, buraya doğru dik çizdiğimde şu yamukta bir ort tabanı da kullanmış olurum. Çünkü eşitlikten çizdik ya böyle. Şuradan dik çizince. Yamukta ort taban oldu. 14 bölü 2'den burası 7 oldu. Hocam bunlar eşit ya. Ort tabandan dolayı bunlar da 4 4 ve 7 burası 24 burası. E o zaman burası kaç yaptı? 25 yaptı. Bak 25'i buldum artık sıra EC'de. EC'yi bulmak için de bir hamle yapacağım. 90 dereceye karşılık getirmek lazım. E hocam şurada da bir yamuk yok mu karşımızda? Var. E bu yamuğun alt tabanı üst tabanı dik kenarı da belli. Şuradan bir dik çizersem o zaman 7 ise 7 4 ise 4 Hocam tamamı 10'du. 3 kaldı. 3, 4, 5. Bak nereye yoğunlaşmak istiyorsak oraya ilk önce soruya bakmak lazım. EC istenli, EC'ye yoğunlaştı MC. Bu yamukta, bu yamukta bildiğimiz işlemleri yaptık. Bilmediğimiz bir işlem var mı arkadaşlar burada? Yok. Cevap kaç çıktı o zaman? 30 çıktı. Ne zaman ne çizeceğim bilmiyorum hocam. Diğerlere gelsin. Soruyu okuyun. O bilgi neredeyse oraya yoğunlaşın. Tamam? Evet, ikinci sorunun cevabı böylelikle ne çıktı? 30. Yani Balıkesir çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Yamuğun alanını iki eşit parçaya bölmüş. Arkadaşlar şu eşitliği görünce aslında aklımıza şu geliyor. Bu tüm alanın yarısı diyeceğiz aslında ama bu tüm alanın yarısı olması bir işimize yarar mı diye bakıyoruz. Valla şuradaki çizginin iki eşit parçaya ayırmasını maalesef ben burada kullanamıyorum. Değil mi? Kullanamıyorum. Maalesef kullanamıyorum. Yani x'de kalan x'a ise birde kalan 1a desek şuradakileri ne yapacağız? He, ee, bak bu yoldan çözülebilir. Bir yol daha fark ettim. Dikkat. Buradan da çözülebiliyor arkadaşlar. X'deki alan hani tabanlarla doğru orantılı olacak ya. X A ise birdeki alan A diyebiliriz. Hocam bu 14 üçgeni ve 2 üçgenindeki alanlar oranında hani 2'deki alan ve 14'teki alan 2 bölü 14 1 bölü 7 ya. Hocam burası 1 yani B iken burası da ne olacak? 7 B olacak. 1'e 7 alan. Çünkü niye? Yüksekleri aynı arkadaşım. Şuradan çizilen yüksekle buradan çizilen yükseklik aynı. Çünkü kelebekteki oran 1'e 1. Bir. aynı olduğundan alanlarda tabanlarla doğru orantılıdır. Sonra ne yapacağız? Şu alanların birbirine eşitliğini yazsak x'i kullanabiliyor muyuz? Kullanamıyoruz. Buradan çıkmadı arkadaşlar maalesef. Yani şu x a artı b alanı eşittir a artı 7 b alanına eşit olacak diyeceğiz. Ama buradan bir şey geliyor mu? Gelmiyor arkadaşlar. Geliyor mu diye bakıyorum. Hala bakıyorum. A Bu da tüm alanın yarısıydı. Bu tüm alanın yarısıydı. Geri kalan da tüm alanın yarısı. Tamam şu yarısını kullanabilir ve tüm alanı bulabilir Yok. Buradan çıkmıyor arkadaşlar. Demek ki başka bir şey kullanacağım. Şu eşitliği ben bu şekilde kullanamıyorum arkadaşlar. Silmesini de bileceğiz. Bu eşitliği ben tüm alanın yarısı olmasında kullanamıyorsam e, alan dağıtayım o zaman. Alan dağıtırken de hop şurada üçgenlerde alan dağıtacak olursam. Hocam burada kalan A ise burada kalan A diyecek olursam. E buraya B alanı dersem. E bu çizgi A artı B'lik alan ayırmışsa bu çizgi yukarıda da A artı B'lik alan ayıracak. Demek ki burası da B alanı. E hocam bak şu alanlar birbirine eşit oldu. Bitti. B alanını yaz o zaman daha kolaymış arkadaşlar bu ama hani böyle soru gördüğümüzde bizi buraya itiyor. En azından olabilecekse olmasını göstermek istiyorum. Olamayacaksa da olmamasını göstermek istiyorum. Belki de oluyordur. Ben devamını getirmedim arkadaşlar ama devamını getirenler yorumda da yazsın. Oluyor mu hocam diye yazın. E evet, B alanını eşit hocam. 1 çarpı 14 bölü 2. 1 çarpı 14 bölü 2. Aynı zamanda 2 çarpı x bölü 2. 2 çarpı x bölü 2 bölü 2'ler gitti. 2 x eşittir 14'ten x buradan ne geldi? 7 geldi. Evet 3. soru C Han oldu. Geldik 4. soruya. 4. soru ne verilmiş? 30 var, 4 kök var, 15 var. Başka bir şey var mı? Şurada paralellik verilmiş. Şimdi arkadaşlar ben burada 30 mantığını kullanmak zorundayım ve x. Ha, bak 30 mantığını kullanacağım derken soruya ulaştım sanki. Hocam 30'un mantığını kullanmak için ancak ve ancak şuradan dik çizebilir mi gençler? Evet dik çizdim. Buradan dik çizince 4 kök 2 ise 90'ın karşısı 4 kök 2 ise 30'un karşısı yarısıdır 2 kök gelir. Eyvallah. Hocam 15-75-90 var burada 15-75-90'da da ne yapacağız arkadaşlar? O da haşa 4 haş aklımıza gelir. Haşa 4 haş. e tamam. Burası haşken burası nedir? 4 haştır. E ben burada ne diyeceğim? Başka bir şey vermiş miler mi bana arkadaşlar? Başka da bir şey vermemişler. Haşa 4 haş. Arkadaşlar başka bir şey vermişler mi diye tekrar bakıyorum. 15, 75. o tabi. Başka bir şey vermemiş ama dikkat edin. 75'te de öyle takılı kaldım. Aslında 75 iken burası da 75 değil mi? Evet. 30, 75 daha 105. Buraya da 75 derece mi kaldı? Aynen öyle. 75'e 75, ikizkenar 75 ikiz kenar oldu. Burası da kaç oldu arkadaşlar? 4 kökü oldu. Dikkat. Soru bizi bir yerlere itiyor. Hocam 4 kökü tabanına ait yükseklik. Aha da bu. 2 kökü. Hocam 4 aşağı ait yükseklik aha da bu. A bu üçgende tabana ait yükseklik var. Hocam bu üçgende de tabana ait yükseklik var derken sen bu ara şeyi düşünürsün. yamuk kullanmadık hocam diyenler vardır. Evet öyle demediniz zaten gayet normal. Bak bu bir yamuk. Ana yamukta yanaklar birbirine eşit değil miydi? E o zaman bunların alanları ne olacak arkadaşlar? Birbirine eşit olacak. Evet o zaman 4h çarpı h bölü 2 ile 4h çarpı h bölü 2 ile 4 kök 2 çarpı 4 kök 2 çarpı 2 kök 2 bölü 2 birbirine eşittir arkadaşlar. Şuradaki 4'lerde gitsin. Buradan h kare eşittir 4 yapar. H'ı da buradan kaç buluruz? 2 buluruz. A x 4 h'a eşit o da kaç yapar? 8 yapar. Güzel bir soru arkadaşlar. Soru kendiliğinden cevaba doğru itiyor valla. Evet verilen her bilgiyi kullandığınız zaman tabii ki. Dördüncü soru balık kesir oldu. Geldik beşinci soruya. Hocam eşitlik var. Tabii ki orta taban. Orta tabanı çizelim arkadaşım. Hop çizdim. Hocam 3 artı 17 bölü 2'den 10 oldu. Ana 8 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgeninden şuraya kadar kısım 6 geldi. E hocam şu ortaban çizgisiydi. Şunlar da birbirine eşit değil mi? Evet yani şurası k burası k iken burası 2k iken burası da 2k. Toplamda 3k eşittir 6 ise k'yı buradan 2 bulursun. E o zaman senin burası 4 oldu burası 2 oldu burası da 2 mi oldu? Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Alan ABC'de isteniyor. Alan deyince şekilde 90 derece varsa hani üçgende alan hatırlayın. Şekilde 90 ya da özel bir açı varsa üçgenin alanı Taban çarpı tabana ait yüksek bölü 2 midir? Evet. Aynı şey yamukta paralel kenarda. Eşkenar dörtgende B2 köşegenlerle olabilir tabii ki de. Yamukta ve paralel kenarda arkadaşlar. O da ya yamuk için söyleyeyim daha doğrusu. Yamukta da e, 90 ya da özel bir açı varsa yamuğun alan formülü. Alt taban artı üst taban çarpı yüksek bölü 2'den çıkacaktır büyük ihtimalle. O zaman bir yükseklik çizeceğiz arkadaşım. Hop şöyle bir yükseklik çizdik. Bu yüksekliği bulursak olay bitti mi? Bitti. Hocam bunlar birbirine eşit. E, arkadaşım o zaman şu parçalarda şu parça birbirine eşittir. Eyvallah. Sen şuradaki x'i bulursan olay bitti. Hocam orta tabandan dolayı bunlar eşit. Paralelikten dolayı burası da 90. E, şurada bir 6-8-10'luk üçgen var. Alfa-beta'ya da alalım o zaman. Alfa 90 burası beta. Hocam alfa 90 burası da beta. Yani şu x'i bulurken ben şu üçgene yoğunlaşacağım. Arkadaşlar şu üçgenle şu büyük üçgen ne oldu? Benzer oldu. Burada alfanın karşısı x'in öbüründe alfanın karşısı 8'e oranı yazalım. x bölü 8 eşittir. 90'ın karşısı var burada. 2 bölü 90'ın karşısı 10. 2 bölü 10. E hocam buradan ne geldi? 16 bölü 10 geldi. x 16 bölü 10 geldi. 8 bölü 5 yapar. E o zaman 8 bölü 5 ise h dediğimiz ne yaptı? h dediğimizde 2 tane 8 bölü 5'ten 16 bölü 5 yaptı. E o zaman arkadaşlar alan dediğimiz şey alt taban artı üst taban 20. Çarpı yükseklik 16 bölü 5 böl 2 diyeceğiz arkadaşlar. Şu ikisi gitse 8. 20 bölü 5'ten 4. 4 kere 8 32. Cevabımız böylelikle 32 çıkar. Güzel bir soru. Zor bir soru mu? Asla değil. Asla asla değil. Bu son testteyiz diye yani klasikleşmiş soruların son testindeyiz diye zormuş gibi gözüküyor ama Hiçbir şey bilmediğiniz bir şey yok arkadaşlar. Her şeyi biliyorsunuz. Kullan. Verilen bilgiyi de kullan. Burayı da kullan. Soruya baktık. Arkadaşlar şu da bir yamuk verilmiş. Bu da bir yamuk verilmiş. Arkadaşlar şu bir ikiz kenar yamuk. İkiz kenar yamukta. Açılar da eşit E, bir köşegen çizilmiş. Ve şekilde dengesizlik varsa. Diğer köşegeni de biz çizmiyor muyuz gençler? Çizelim bakalım. Diğer köşegende ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Hocam burası da x oluyordu. Hatta kendi çapında ayırtları yerlerde birbirine eşit. Hocam bunlar da birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. E Şimdi bunlar birbirine eşitse burası çizgi açısıysa burası çizgi açısı değil mi? Evet bu ikizkenar kenar yamuğun tepe, tepe açıları da birbirine eşit olacak. Noktaya çizgiyse noktaya çizgi olacak. O zaman burası da nokta oldu. Ana şurada ne çıktı arkadaşlar? Burada bir açı ortaylık çıktı mı? Çıktı. Bu açı ortayda kollar oranı tabanlar oranı eşittir. Yani x bölü 9 eşittir. 4 bölü 6 eşittir. E buradan 36 bölü 6'dan x'i de kaç buluruz? 6 buluruz. Zaten bizden de ne istediyor arkadaşlar? 6 isteniyor. Yani cevap E diremit oldu. Sadece biz burada neyi kullanmadık arkadaşlar? Yani şu yamuk olması verilmese de olurmuş aslında. Şuradaki bilginin yamuk olmasını biz kullanmadık arkadaşlar. Değil mi? Evet. Bazıdan bilgi var diyebiliriz. Sadece burada üçgen olabilirdi mesela. Ya da yamuk değil. Yani şuradaki şekil fazlalık gibi geldi bana. Ama tabi yamuk da birisi. E, yamuğun özelliğini kullanmadınız için. Ha, ÖSYM'de sordum böyle. Ekstra e, yani fazladan bir bilgi genelde verilmez arkadaşlar. Ama bir senesinde ÖSYM'de fazla bir bilgi vermişti. Evet 6. soruya edremit bulduk. Geldik 7. soruya. Şekil 1'de kenar uzunlukları verilen dik yamuklar iki tane birleştirilerek şekil 2 oluşturulmuş. Arkadaşlar eş yapıları kullandığımız zaman. Hep böyle sorusu geldiği zaman söylüyorum ve hep de söylemeye de daha devam edeceğim. Ne yapıyoruz? Bir kere kenarların eşitliğini bu iki yapı eş yapı. Kenarların eşitliğini yazıyoruz. Hatta mümkünse açıların eşitliğini de yazıyoruz. Bakalım kenarları yazalım. Hocam 2 birim 2 6 8 tamam. 2 6 burası da 2 6 alt taban ve üst tabanları yazdım. Dik kenar 8 olacak 2. Dik kenar 8 olacak 6. Ondan sonra acaba 2, 6, 8'leri yapıştırdık. Peki bu bilgilerle sonuca ulaşabiliyor muyuz şu anda? Ulaşamıyoruz. Belki 2, 6'lardan bir şeyler bulmaya çalışan arkadaşlarınız olabilir. Ama ben ne yapayım? Bir de açılara yoğunlaşayım. Şuraya bir alfa açısı dersem. Hocam buraya alfa açısı dersem. Burada ne yapayım? Açıya daldım tamam. Buraya alfa dersem. E burası nedir arkadaşlar? 180 eksi alfadır. Hocam burası da alfa yaptı mı? Yaptı. E burası 90. Ondan sonra ee, burası da dik yamuk. burası, bu da kaçısı da alfa Aa, burası 180 eksi alfa dikkat şurada bir dörtgen var dörtgende şu ikisinin toplamı 180 ise bu ikisinin toplamı da 180 yapacak yani burası 90 derece yaptı mı yaptı tamam eksik olan parça buymuş demek ki bunu da bulmamızı istiyor soru bizim 90'ı bulduk sonra ne yapacağız e, dik yamukta ne yapıyorsak onu yapacağız arkadaşlar dik yamukta şöyle dik çizmiyor muyduk dik çizince ne geldi 2 iken 2 8 iken 8 buraya 4 geldi değil mi yani aynı hamleleri aynı şekil üzerinde de yap bakalım. Yani sen buradaki dikten şuradan bir dik çizersen buradan da bir dik çizersen şu bölgenin alanını bulmaya çalışacağız. Bu dikmeleri çizdiğinde dik hocam burası 2 birim buraya 4 birim kaldı. Hocam ee, burası da dik burası 2 birim buraya 4 birim kaldı. Şurası dik dörtgen oldu. E hocam burası da dik dörtgenden dolayı 2 ise 2'ye birim yapar. 6 ise 6 yapar. E sonrasında ne yapacağız? E hocam alfa 90 buraya beta dersem. Aa bak. Burada da açılar alfa 90 burası betaysa. Burada alfa beta benzerliği olacak mı? Beta 90 alfa alfa ters açıdan alfa. Burası da beta mı? Evet. Arkadaşlar alfa betalı üçgenler var. Bak burada iki kenar var. İki kenarına yoğunlaşalım. Hocam dikkat ederseniz en sevdiğim bir şey var burada. Betadan alfaya geçiş 1'e 2. Kullan kardeşim daha rahat yaparsın. Bak buradaki üçgende betadan alfaya geçiş 1'e 2. Hocam burası 1 olmalı. Tamam ee, tamamı 6'yı da 6. O zaman buraya 5 kaldı. Hocam buradaki üçgende de bana kenarlar lazım. Bir kenar var. Beta'dan alfa'ya geç 1'e 2 değil mi? Evet yani şurası a iken burası 2a. 1 2 kök 5 üçgeninden a kök 5 eşittir. 5'ten a'yı buradan kök 5 buluruz. A dediğimiz kök 5 2a dediğimiz 2 kök 5. Soru bitti mi? Bitti. Hocam bu alan yamuğun alanı alt taban artı üst taban 11 çarp yükseklik bölü 2 artı. Hocam bu dik üçgenin alanı şu alan artı şu alan arkadaşlar. Bu üçgenin alanı nedir? O da kök 5 çarpı 2 kök 5 bölü 2 mi? Evet. Kök 5 çarpı 2 kök 5 bölü 2 eşittir. Hocam bölü 2'ler gitti. 11 yaptı. Bölü 2'ler gitti. 5 yaptı. 11 artı 5'ten de cevabımız ne çıktı? 16 yaptı. Güzel bir soru arkadaşlar. Daha değişik yollarla çözülür mü? Ama dik yamukta bildiğimiz yoldan gitmek daha bir iki daha, daha, bir iki daha mantıklı. <laughs> Tabii ki daha mantıklı arkadaşlar değil mi? 7. soruya. Böylelikle balık bulduk. Geldik 8. soruya. ABC dik yamuk. A üstü K 2 verilmiş. İşte 2, 4. Bir de bana neresi verilmiş arkadaşlar? 8. Verilen bilgileri her zaman kullanacaksınız arkadaşlar. Değil mi? Evet şimdi. Çekildik ABCD yamuğu BC boyunca katlandığında. Hop şöyle katlandığında. Üst üste kenarlar birbirine eşit. 6 iken hocam burası 6 olacak. Hocam <laughs> x iken burası x olacak. Hatta üst üste binen açılarda birbirine eşit mi? Eşit. E sonra ne yapacağız? Sonra bizden x isteniyor. Hmm. Valla siz büyük ihtimalle çoğunlukla hepiniz şu anda şuna odaklandınız. Ya buradaki yamuğa odaklandınız ya buradaki yamuğa odaklandınız. Değil mi? Ben size ne diyorum? Hep verilen bilgilere yoğunlaşın demiyor muyum? E sen şimdi verilen bilgiye bak. 4 var. Tamam 2 var. 8 var. X var. X var. Aa, bak ben nereye yoğunlaştım? Şuradaki yamuğa yoğunlaştım. Çünkü buradaki yamuğun bütün kenarları var arkadaşım. Hele hele bu dik yamuk. Ne yaparsın burada? Dik yamukta ne yapıyorsan onu yaparsın. Hocam şuradan bir dik çizelim. Dikdörtgen oluştururum. 4 ise 4. Dikdörtgenden dolayı arkadaşım şöyle dik çizdim. X ise X. Buraya 8 eksi X kaldı. Aha da burada Pisagor çıktı mı çıktı. Verilen bilgiye yoğunlaştığın zaman sorunun ne kadar kolay çıktığını görüyor musun? Ama sen işi zorlaştırıyorsundur hala. 8 eksi X'in karesi artı 4'ün karesi X'in karesine eşitliyorsundur. Kardeşim 4 var. Büyük ihtimalle ne üçgendir? Hisset. 3 4 5 üçgendir. X yerine 5 yazarsan 3 4 5 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Demek ki X buradan ne geldi arkadaşım? 5. Yani cevap Denizli geldi. 8. soru Denizli oldu. Geldik 9'a. Sona yaklaştık arkadaşlar. Ne var burada? Hocam burası 10. Güzel. 3 4 5 Tamam. 3 4 5 Bunu yazdık. Hocam burada da 6 8 var. 6 8 ise de burası da 10. Eyvallah. A. 11'im 11'im burası da 11'im. Yani burada bir eşkenar üçgen çıktı. 60 60 burası da 60 mı? Evet. Bakın arkadaşlar şurası da 60 derece. Şöyle burada kaç 60 derece. E ee, burada kaç 60 derece de tamam şöyle göstereyim hatta. Dur. Şöyle göstereyim. Şuradaki açıyı 60 derece diye göstereyim. Hocam bir başka bir şey bulamıyorum. X'i bulmam gerekecek. Ne yapayım ben burada? diye düşünürken bakın şu açının tamamını 60 derece buldum. Şöyle gösteriyorum. Valla bir 3 4 5 üçgeni var bir de 6 8 10 üçgeni var. 3 4 5'in iki katı değil mi 6 8 10? Evet. Yani kenar kenar kenardan benzer değil mi bunlar? 3 4 5 ve 6 8 10 kenar alt alta yazınca hocam 1 bölü 2 oran var hepsinde. Hepsinde 1 bölü 2 oran olduğu için kenar kenar kenardan benzerdir demiyor muyduk? 3'ü gören açıyla 6'yı gören açı birbirine eşittir. E, buraya beta dersem burası da beta mı olacak? Evet. E şimdi ne yapacağız? Valla arkadaşlar şu noktalıyı bulmak için benim şuraya yoğunlaşmam lazım. Bak şuraya yoğunlaşmam lazım. E bu, bu üçgende hocam 5 var 8 var. E 60'ı da boşu boşuna bulmadık ya. Bir 60'a da yoğunlaşalım bakalım. Hocam bunun tamamı 60'tı. Alfası buradaysa 60 eksi alfa mı kaldı buraya? Evet. Aa alfa ile 60 eksi alfa burada da yan yana kaldı. Hop burası 60 mı? 60. Hocam 5 8 7 aradaki açıda 60 dereceyse. E, bunu biliyorsunuz artık öğrenmediniz mi? Öğrenin öğrenin. 5, 8, 7 e, önemli kalıplardan biri arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle göstereyim isterseniz. Şöyle bir üçgen çıktı. İspatını yaparak yapayım. Şöyle 5 ve ne var burada? 8 var. Şurası da 60 ve senden ne isteniyor? Şuradaki uzunluk isteniyor. Sen ne yaparsın? Kosinüs dönemi mi yapıyorsun hala? Cık. Saçını başını yolarım ha. Çok çektik yine kardeşim. Diki çizince böyle 60'ı gördüğünde. 90'ın karşı 4 ise 30'un kar 90'ın karşı 8 ise 30'un karşısı 4. Buraya 1 kaldı. 90'ın karşı e, 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 kök 3. Şu x'i bulacağız mı artık? Bulacağız. Nereden? Buradan. Buradaki Pisagor bağıntısından 1 ve 4 kök kareleri toplamı. 1'in karesi artı 4 kök karesinden 48, 49 geldi. O zaman x de buradan ne geldi? 7 geldi. Evet cevabımız böylelikle denizli çıktı. Evet gençler geldik. 10. soruya yani son soruya. Bu videonun son sorusu. İkiz kenar yamuk biçimdeki kağıt aşağıda gösterilen aşamalarla Önce bu şekilde katlanıyor sonra aşağı doğru katlanıyor sonra makasla kesiliyor. Oo, en sevdiğim. Arkadaşlar kitapta birkaç defa yaptık ve sınavda çıkmasını muhtemel bulduğum sorulardan biri diyebiliriz arkadaşlar. Yani katla 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 kes kağıt açıldığında hangi durum oluşuyor? Şimdi gençler bakın 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 dikkatli bir şekilde bakın. Hatta bu soruyu yaptıktan sonra ya yani bu tür soruları anlayabilmek için tabii ki ilk önce benim çözümümü çizim yönteminde anlamanız lazım. O ayrı bir konu ama Aynen böyle bir ikizkenar yamuk yapıp katla katla ve kes. Bakalım parçalar nasıl oluşuyor. Ama beni dinledikten sonra yap, tamam mı? Beni dinledikten sonra yap. Aynı şekilde ulaşıyor musun? Ulaşmıyor musun? Kendi gözünle de gör. Ondan sonra zaten büyük ihtimalle yapmazsın. Şimdi arkadaşlar şu tam orta noktadan kesilmiş. Eyvallah, tamam. Şimdi bir sağa katlanmıştı, bir de sonra aşağı katlanmıştı ve buradan kesti. Hocam kesti ya. Bak, dikkat et. Şurası ayrı bir parça. Şurası ayrı bir parça. Yukarısı ayrı bir parçam oldu. Evet. Ama burada iki tane kağıt üst üste. Dikkat. Dikkat. Alttaki ve üstteki kağıt diye düşünmemiz lazım. Şu üstteki kağıt kırmızılı olan. Alttaki kağıt da şöyle şu alttaki dik yamuk diye düşünmemiz lazım. Şimdi sen bunu böyle açtığın zaman eski haline geri getir. Lütfen eski haline geri getir. Eski haline geri getirdiğinde yani en son aşağı doğru katlanmıştı yukarı doğru aç. Yukarı doğru açtığımda senin şeklin bu değil mi? Evet. Yani dikkat et ama şuradan kesilmişti. Kesik çizgisini de at. Kesik çizgisi de nerede? Şurada. Kesik çizgisini de attım. Bak şimdi. Şu üstteki kağıt buraya mı geldi? Evet. Bu üstteki kağıt buraya geldi. Dikkat dikkat. Şurası üstteki kağıt buraya geldi. Alttaki kağıt hala duruyor alt tarafta. Sonra bu e, altı, en alttaki kağıt en üstte mi geldi? Evet. Onu da neyle boyayayım? Mavi ile boyayayım. İşte şurası da yani şurası da yukarıya geldi. Alttaki kağıt duruyor. Ama alttaki kağıt nasıl duruyor? Onu da göstereyim ben size. Şimdi bu siyah buraya geldi. Bu mavi buraya geldi. Dikkat. E, alttaki kağıt ve şu parçayla kesilmişti. Yani bu bunun altındaki parça ayrı bir parça. Bunun üstündeki parça da ayrı bir parça olacak. Şurası ayrı bir parça. Burası ayrı bir parça. Şurası bütün bir parça oldu arkadaşlar. Şu kaleye boyunca kesilmemişti. Orada katlanmıştı. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Yalnız altta kalan parçaya da dikkat edin şimdi. Altta kalan parçaya da dikkat edin. Bak tekrarlıyorum. Yukarı doğru açtım. Şu buraya geldi katlanmıştı. Buradan kesilmemişti. Katı ziydi bu. Bu siyahlar bir bütün. Bu siyahlar bir bütün. Dikkat. Sonra bu alttaki üste geldi. Buradan kesilmişti zaten. Bu kesik bir halde buraya geldi. Yani şu anda kaç kağıt varmış gibi. 1, 2, 1. Ee, ondan sonra siyah 2. Alttaki de 3 parça varmış gibi. Değil mi arkadaşlar? Evet. Elimizde 3 parça var. Şimdi ben bir de bunu sağa doğru açıyorum. Sağa doğru açtığım zaman da arkadaşım sağa doğru açtığım zaman da hop şöyle hop şöyle ilk baştaki kağıdımızı elde edeceğiz. Dikkat. Hocam ben bunu böyle açtığım zaman şu kesik çizgisi şu mavi bu tarafa mı geldi? Evet. Bu ayrı bir kağıt yaptı üstteki. Hocam sen bunu böyle açtın açtığın zaman şunlar bir bütündü değil mi? Evet bütündü. Bu kesik çizgisi olduğu için burası da aynı şekilde kağıt mı yaptı arkadaşlar? Evet. Ondan sonra Hocam bu siyah burada altındaki parça da işte buraya geliyor. Sonuçta bir bütün oluyor orası. Altındaki farklı bir kalem şey diyebilirsiniz fark etmez. Ama alttakiyle bütün olduğu için bu şekilde bakacaksınız arkadaşlar. Şu şekle bakacaksınız. Yani şu üstteki bir bütün, burası da bir bütün. Burada kesik çizgi olmadığı için, kağıdı kesmediğim için, katlama çizgisi olduğu için burası bir bütün oldu arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir de en alttakine bakalım. Sen bunu böyle açtığın zaman da, e, burası ne oldu arkadaşlar? Bunu böyle açtığın zaman da, şunu şöyle açtığın zaman da, bu mavi kağıt üste gelmişti. Sen bunu açıyorsun artık, alttaki kağıdı açıyorsun. Alttaki e, o da mor kağıt olmuş oluyor. Şurası da buraya gelmiş oluyor arkadaşlar. Yani en son... Biz şöyle bir şey elde ettik arkadaşlar dikkat. Biz şöyle bir şey elde ettik. Bak kağıda dikkat edin. Arkadaşım bu arada şu kesik çizgisi. Hocam sonra şöyle bir şey e, burada da şu orta noktaydı ya. Katlanmasında da şurası da burası da işte olacak mı olacak? Yani burası K'ken burası 2K burası da K mı olacak? Evet. Hatta burada şöyle bir şey yapayım ya. Burası bir bütün ama şunu da çizeyim. Ee, hocam buradaki uzunluklar eşit 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 olacak ki o eşitliği bozmayayım. Yani şurası, 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 şurası eşit olacak. Yalnız burası ayrı bir bütün. Dikkat edin arkadaşlar, ayrı bir bütün. Şurası ayrı bir parça, burası da ayrı bir parça diye düşüneceğiz arkadaşlar. Şimdi soruda ne diyor? Soruda diyor ki açılan parçalardan en küçük olanı yukarıdaki, kesinlikle yukarıdaki. En büyük olanı da en büyük olanı hangisi arkadaşlar? En büyük olanı. Alttaki mi, sarı olan mı alan olarak baktığınız zaman burası arkadaşlar. Ya niye alt taban ve üst tabanlara değer verecek olursanız aslında atıyorum burası e, 4 5 6 6 7 8 deseniz alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Bak yazıyorum ama doğru bir şey değil. 4 5 6 7 ve 8 desen. Alt taban artı üst taban 15 çarpı yükseklik bölü 2. 7 5 daha 12. 12 çarpı yükseklik bölü 2 şu e, yüksekliği 2 aş yapıyor. İkiler gitti. Hocam bu 7 buçuk yaparken bu da 12 yaptı. O zaman buradaki alan daha yüksektedir arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu alanları parçalamam lazım benim. Bu alanları nasıl parçalayacağız? Arkadaşlar en küçük alan şurası 90 olarak verilmiş. Burası 90 bunlar bundan sonrası nasıl gidiyor? Şimdi arkadaşlar ben size şurada bir ispat yapayım. Bakın şöyle bir şey varken şu üçgen varken şu üçgende nasıl gidiyordu arkadaşlar bu? Bakın şu üçgende eşit olduğu zaman nasıl gidiyordu bu? Hocam burası A iken burası 3A, burası 5A, burası 7A, burası 9A diye gitmiyor muydu? Evet. Yani 3, 5, 7. Yani hep ee, nasıl gidiyordu arkadaşlar? Hep böyle. Burası A iken. Ya burası 3A. Hep 2A fazlası, 2A fazlası gitmiyor mu arkadaşlar burası? E gördüğünüz üzere. Bak a. 3A, 5A, 7A, 9A tek sayılar şeklinde gidiyordu. E hocam ben burada sadece şu parçasını düşünsem bile e burası 5A ise sonrası 2 fazlası. Yani 2A fazlası. Sonrası 2A fazlası diye gitmeyecek mi? Evet. Yani o zaman ben buraya 90 artı 2A diyebilirim. Burası da 90 artı 4A diyebilirim. Burası da 90 artı 6A diyebilir miyim? Diyebilirim. Çünkü hep 1, 3, 5, 7, 9 yani 2A fazlası 2A fazlası şeklinde gittiği için. E adam bize sarı alanı vermiş. Yani 180 artı 6 A. Bakın 180 artı 6 A'yı 240 demiş. 240 demiş. O zaman 6 A buradan ne geldi arkadaşlar? 240'tan 180 çıkınca 60 gelir. O zaman A'yı da buradan kaç buluruz? 10 buluruz. Bize diğer parçanın alanı nedir diye soruluyor. Evet küçük parça bu. En büyük parça da bu. E diğer küçük parçanın alanı soruluyor. Yani bizden 90 artı 6 A isteniyor. A yerine 10 yazınca 90 artı 60 isteniyor. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 150 yapıyor. O zaman cevabımız böylelikle ne çıktı? Akçay çıktı arkadaşlar. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Lütfen dediğimi de uygulayın. Ve burada da şundan dolayı şunu düşünmek de yani bunu düşünüp de buradaki 2A fazlası 2A fazlası olduğunu düşünmek de bak üçgeni de hatırlattı bize. Demek ki biz artık böyle bir şey gördüğümüz zaman böyle parayaken oluşturup da içerideki alanı parçalamamıza gerek var mı arkadaşlar? Yok. Hatta ben bile aydınlandım şu anda. Onu söyleyeyim. Kesin ve net bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Ben bile aydınlandım. Hani böyle artık böyle bir soru gelirse. Bak 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 bak. Şöyle bir soru gelirse oranlama anlamında. Atıyorum şöyle bir soru geldiğinde. Hocam burası 2K burası 3K gibi bir şey geldiğinde. Şu alanları ben artık nasıl yazarım biliyor musun? KK diye bölerim böyle. Hocam 3K'yı da şöyle bölerim. E hocam burası atıyorum x gen, Buraya x artı 2a derim. Buraya x artı 4a deyip. Burayı x artı 6a deyip. Burayı da x artı 8a deyip. Böyle işlem yapabilirim arkadaşlar. Hani bazen soru çözdükçe ufkunuz gelişiyor diyoruz ya. Mesela burada bir teknik öğrendik. Ben bile hani daha öncesinde kullandım mı bunu? Ya açıkçası söyleyeyim kullanmadım. Ama bununla ilgili böyle bir soru çıktığında ilk hemen onu uy uyarlayacağım. Bak mesela bunu uyarlayacağım. Şu bilgiyi uyarlayacağım. Ee, daha kolay çıkarsa büyük ihtimalle onu uygularım ama bu benim kendi e, oluşturduğum bir yapı. Yani bu tür yapıları sizin kendinizin oluşturduğu, siz kendiniz oluşturduğunuz zaman daha akılda kalır. Aa yani bu benim kendimce ürettiğim bir formül olmuş olur. Ama ben bu tür formülleri size aktarmayı sevmiyorum. Siz bazen kendiniz bulacaksınız bazı şeyleri arkadaşlar. Tamam? Evet gençler, böylelikle ee, bu kısmı da halletmiş bulunuyoruz değil mi? O zaman ne diyoruz? Evet. Klasikleşmiş sorular kısmını bitirdik. Sırada ne var? ÖSYM adında sorular var. Bir sonraki videoda ÖSYM adında sorular. Bir de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.